Merhaba arkadaşlar. Hepiniz YouTube sayfama hoş geldiniz. Şimdi size İsviçre uysal kampına giderken ki yaptığım hazırlıkları ve yolculuğumu anlatacağım, özetleyeceğim. İyi seyirler diliyorum herkese. Evet, valizimi hazırladım sayılır şu anda. Türk bayrağımızı koyuyoruz valizimizi. Ardından birkaç işlerimiz vardı. Onları halletmek üzere yola çıktık. Ferzi de önce işimi hallettim. Ardından berbere gittim. Son kez tıraş oldum çünkü burada berberler gerçekten çok para istiyor ve kendim tıraş olmak zorundayım. O yüzden makine aldım kendime. 3 ay boyunca kendim tıraş olacağım. Ardından alışveriş almak üzere bir süpermarkete girdim ve biraz enerji depoladım diyebilirim. Ceviz, fındık, badem gibi yine İsviçre'de pahalı olan şeylerden aldım. Şöyle, evet, saklama kabını daha sonra valizime koydum. Bunlar gerçekten çok işime yarayacak. Çünkü atıştırmalık olarak çok seviyorum. Kalktım, pencereyi açtım. Yolculuğumu yapacağım gün. Saçlarımı yaptım, hazırlıklarımı tamamladım. Ardından odadan ayrılıyorum. Vedalaştım Sinan arkadaşım ile, Feta Celle ile. Asansöre binip stadyuma doğru yola koyuldum. Biraz kahvaltılık hazırladıktan sonra Konya Havalimanı'na doğru yola çıkacağız. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin arabasıyla beraber. Evet, havalimanına geldim. İçeriye giriyorum. Uçağa bindim. Güzel bir film vardı. Boks ile ilgili, onu izledim. Ardından İstanbul Atatürk Havalimanı'na giriş yaptım. Ve değerli Hızır Kavak abimle birlikte biraz oturduk ve sohbet ettik. Mark Çelik'in bana vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederim. Bana bağıracak. Ve diğer gıdalardan verdi. Yanımda oldu. Bu gerçekten beni çok mutlu etti. Yalnız olmadığımı hissettim. Havalimanında pasaport kontrolünün geçişine kadar benimle beraber oldu. Verdiği parayı yiyorum şu anda. Biraz acıkmışım sanırım. Ve uçağın olduğu kapıya doğru gidiyorum. Heyecanlı bir şekilde. Evet, kapıya yanaşmış uçağım. Ama daha zaman olduğu için kendime bir su aldım. Oturdum bir yere. Ve sizler için sosyal medya hesabından paylaşım yaptıktan sonra kontrolden geçip uçağa doğru yürüyorum. Evet, anons yapılıyor şu anda.
Her şey yolunda diye işaret verdim bu çarşıya. Burada yine Türk Hava Yolları'nın reklamında oynayan video sihirbazı olarak geçen yabancı Asyalı bir adam tanıyordum aslında, bu adamı da ismini şu anda hatırlamıyorum. Gerçekten eğlenceli olmuş bu arada. Ve yemek geldi. Sanırım uçakta en keyif aldığım anlardan biri. Gerçekten çok lezzetli yemekleri var Türk Hava Yolları'nın. Özellikle yurt dışı uçuşlarında sıcak yemek, tavuk ya da makarna geliyor ve harfinde yiyoruz. Film izliyorum yine burada da ve yanımda oturan bayana dışarı çekmesini rica ettim çünkü çok güzel bir manzara vardı. Ardından İsviçre havalimanına indim. Cenevre'de var. Havalimanının girişine doğru gidiyoruz otobüs ile. Bayağı bir kalabalıktı bu arada. Kafileyle vardı. Sanırım iş yerinin semineri vardı. Bayağı bir Türk vardı bizim uçakta. Ardından pasaport kontrolünden geçtikten sonra valizimi almak için yola koyuldum. Fazla bir beklemiş olmadan valizlerim geldi. Zaten bisikletim yoktu burada. O yüzden rahattım yani. En rahat yaptığım uçuşlardan biri. Çünkü bisiklet olduğu zaman aklım sürekli bisiklette kalıyor. Geldi mi gelecek mi? Kırıldı mı? Burada da yine bekliyoruz. Bir tane Costa Rica'dan sporcu geldi benden sonra. Onu bekledik. Ardından arabamıza valizimizi koyduk. Ve yaklaşık 2 saatlik bir yolculuktan sonra Eagle Double'dan evimize, Rusya'nın evine gidiyoruz. Güzel bir yolculuk geçiyor. Evet, manzara da gerçekten çok güzel. Gölün üstündeki yoldan devam ediyor. Evet, kaldığımız eve geldik. Valizlerimizi taşıyoruz. Hoca, yanımdaki sporcu gereken bilgileri veriyor. Yani bu depoda işte bisikletlerimiz var, city bike olarak geçen şehir bisikletleri. Onları anlatıyor, onları gösteriyor şu anda. Benim bisikletimle yanındaki Costa Rica'lı sporcunun bisikletini. Ardından odaya getirdik valizleri. Sağ olsun, Jean-Jacques da yardım etti bana. Ve en zevkli bölüm. Birazdan gideceğiz Lanona restorantına. Fişimi aldım. Evet, odam şöyle, ilk giriş tertemiz. İlerleyen zamanlarda da olabilir. Ve Lanona'ya doğru gidiyoruz. İçeriye girdik. Menüye baktık. Pizza yemeye karar verdim ben. Arkadaşım lazanya yemeye karar verdi. İlk başta bir salata geliyor bu şekilde. Buraya her yarıştan sonra geliyoruz.
Yani bir ödül gibi düşünebilirsiniz. İlk gittiğim günde saat geç olduğu için akşam yemeği bitmişti, o yüzden buraya geldik. Pizzamdan ilk dilimimi kestim ve onu arkadaşıma ikram ettim, tabii ki Türk olmadım. Özelliği bu olsa gerek. Önce arkadaşımızı düşündük yani. Burada da afiyetle yedik yemeğimizi. Daha sonra uyumak için odamıza gideceğiz. Güzel bir dinlenme süresinden sonra diğer güne hazır şekilde olacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamı gelecekler. İlgi arttıkça ben de video çekmeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Sevgilerle. Hoşça kalın.